Bugünkü sunumumuzun konusu fiziği deneylerle öğrenelim. Tabii birkaç konuya ancak değinebileceğiz süremiz kısıtlı olduğundan. Bu deneylerin öncesinde ben kısa bir teorik bilgi vereceğim, özetleyici bir şekilde. Sonrasında Mehmet hocamız ilgili video çekimi, deneyin video çekimini gösterecek. Aynı zamanda size deneyi tanıtacak. Bu şekilde bir ilerleme yapmak istiyoruz. Yalnız tabii bulunduğum ve bölüm başkanı olduğum bu programın 1996 yılında kurulduğunu ve bununla ilgili ufak bir bilgilendirme bölümü sizin için hazırladım. Ve 96 yılından beri eğitimimize devam etmekteyiz. Eğitim dilimiz İngilizce ve eğitim kadromuz gördüğünüz gibi çeşitli doçent, profesör, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi arkadaşlarımızdan oluşuyor. Kayış Dağı'nda, İstanbul'da yer alıyor tabii kampüsümüz. Ve bugün şu an 128 krediyle öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Ve sahip olduğumuz programda elektronikten tutun, nükleer fizik, medikal fizik, bilişim sistemleri gibi pek çok yelpazeye değindiği gibi aynı zamanda tabii temel fizik konularını optikten tutun, elektromanyetik, katal gibi pek çok dersi içeren bir program. Laboratuvarlarımızda tabii özellikle uygulama kısmında laboratuvarlarımızla öğrencilerimize yaklaşık 80 deney mezun oluncaya kadar lisans kısmında 80 deneyi yaptırma imkanı bulduk ve gördüğünüz gibi çeşitli mekanik, manyetizma, medikal fizik, katal, optik, fotonik gibi öğrenci laboratuvarlarımızın yanı sıra aynı zamanda endüstriye yönelik YUKAL adı altında metroloji ve kalibrasyon laboratuvarımız da var ve bu laboratuvarda öğrencilerimiz aynı zamanda lisans deneyleri de yapma imkanı buluyor ve çeşitli endüstriye de yapılan hizmetlerimiz bu laboratuvarımızda sürmekte. Ve çok yeni bir gelişme oldu. Bu sene yaptığımız girişimlerle Yeditepe Üniversitesi Türkiye ve Kolkoluş ABD arasında fizik uluslararası ortak lisans eğitim ve öğretim programı düzenledik. Bu sene tercih kataloğuna girmesi için şu an çalışmalarımız YÖK'le hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim, bu ortak lisans eğitim öğretim programımızı. Ve tabii bölümümüz akreditasyonlardan geçen bir bölüm. İkinci 5 yıllık akreditasyonumuzu da aldık. Aynı zamanda YUKAL dediğimiz laboratuvarımızda TÜRKAK tarafından akreditasyon bir laboratuvar. Lisans üstü programlar gördüğünüz gibi yüksek lisans programımız, medikal fizik yüksek lisans programımız ve fizik doktora programımız, fizik bütünleşik doktora programımız şeklinde sürmekte. Bugünkü içeriğe gelelim. Bugün seçtiğimiz konular ve deneyler manyetizma ile başlayacağız. Manyetizma ve dünyanın manyetik alanı ve E bölü M deneyini sizlerle paylaşacağız. Michelson interferometresi, suyun üçlü noktası ve hidrojen atomu Balmer serisini beraber gözlemlemeye çalışacağız. Evet, manyetik alanla deneylerimize başlayacağımıza göre önce manyetik alan kaynaklarından bahsedelim. Tabii 5. yüzyılda Yunanlar bazı taşların çevresindeki diğer benzeri taşları ve demir kökenli metalleri çektiğini, etkileşim kurduğunu gözlemlemiş ve özellikle bu taşlardan manyetit dediğimiz bu taşları Magnezya, Manisa bugünkü adıyla bölgesinde çokça bulunduğu ve bunların etrafıyla manyetik ilişkiler kurduğunu gözlemlemişler. Tabii o sıralar bu alanın, manyetik alanın gücünün farkında değildiler. Daha sonraları manyetik alan giderek teknolojiye girdi ve şu an işte Faraday yasasının da açıklamalarıyla pek çok teknolojik alanda işte sismograflardan tutun AC dinamolar, AC generatorlar
üreteçler veya maglev trenleri veya şu an kullandığımız telefonlar, bilgisayarlar, bilgisayar depo alanları, biyolojik temizlik, tıpta kullandığımız manyetik rezonansla görüntüleme şekli, yani sayamayacağımız kadar çok teknolojik alanda manyetizmanın gücünden faydalanmaktayız. Tabii sadece biz değil, bunu doğada da çeşitli hayvanlar, yunuslar, balinalar, çeşitli böcekler yönlerini bulmakta bu manyetik alan çizgilerini kullanıyorlar, manyetizmayı kullanıyorlar. Ve bizler mesela uydularımızı yerleştirirken veya navigasyon veya askeri sivil alanlarda navigasyon olaylarında bu manyetizmanın gücünden faydalanmaktayız. Tabii manyetizmanın aslında temelinde yatan kaynaklarının başında açıklamamız gereken şey bu manyetik dipol momenti dediğimiz mü vektörü. Bu aslında temelde elektronun hem spin hem de orbital hareketinden kaynaklanan bir vektör ve manyetizmayla bağlantılı. Maddenin manyetik gücünü aslında bu vektörle açıklayabiliyoruz. Normalde manyetizma olmamış bir demiri aldığınızda aslında manyetik dipol momentlerinin olduğunu gözlemliyorsunuz. Ama bir madde içerisinde gördüğünüz gibi manyetik dipol momentleri çeşitli konumlarda, yönlerde olabiliyor ve bu vektör olduğu için birbirini sönümleyebiliyor ve bu nedenle de net bir manyetik güce sahip olamıyor o madde. Ama eğer manyetik momentini, bütün manyetik momentleri tek bir yönde çevirebilirseniz, mesela dış bir manyetik alanda bu manyetik moment vektörlerini dönüştürebilirsiniz. O zaman bu manyetik momentler gördüğü gibi, parmaklatısta olduğu gibi tek bir yönde kuvvetli bir manyetik güç elde edebiliyorlar. En temel olarak mesela hidrojen atomunda elektronun çekirdek etrafındaki rotasyonu, bu Bohr magneton dediğimiz şeyin manyetik momentin büyüklüğü 9.27 çarpı 10 üzeri eksi 24 Joule bölü Tesla. Tabii kuantum mekaniksi olarak baktığınızda bunu aslında spin fonksiyonlarıyla manyetizma olayını tanımlıyoruz. Aslında Pauli dışlama ilkesine göre bütün bu elektronlar çiftler oluşturacak şekilde kombine ediliyor ve bu elektronların dizilimleri de maddenin manyetik davranışını temelde belirlemiş oluyor. Başka manyetik alan kaynakları neler? İşte hareket eden yükler de tabii ki akım olayı aslında, değil mi? Bu hareket eden elektrik yükleri de etrafında manyetik alan oluşturuyor. Gördüğünüz gibi tek bir yönde hareket eden elektriksel yükün oluşturduğu I akımının çevresinde dairesel bir manyetik alanı gözlemleyebiliyoruz. Ve sağ el kuralına göre bu I akımı etrafındaki manyetik alanın yönünü şekilde gördüğümüz üzere çizebiliyoruz. Tabii bu manyetik alanın bu gösterimi, çizgilerle gösterimi bir I akımı etrafında, bir loop içinde, bir döngü içerisinde veya bir bar mıknatıs etrafında farklı şekillere sahip olabiliyor. Ve başka manyetik alan kaynağına geldiğimiz zaman zamanla değişen elektrik alanları da gördüğünüz gibi bu bir amper yasası, Maxwell correction'ıyla düzeltmesiyle bir amper yasasının yazılımı. Buradaki elektrik akının zamanla değişimi de bir manyetik alan ortaya çıkarmış oluyor. Manyetik alan bir I akımının etrafı, hareketli bir yük veya bir mıknatısın etrafındaki manyetik alanla tabii ki diğer etraftaki hareketli yükler üzerinde veya I akımı taşıyan bir tel üzerinde veya bir başka manyetit üzerinde çeşitli etkileşimler oluşturabiliyorsunuz, etkileşime girebiliyorsunuz. Mesela elektrik alan bir duran yükü hemen yakalayabildiği halde manyetik alan asla duran yükü görmüyor ve hareket ettiği zaman onunla etkileşime başlıyor.
Elektrik alan mesela tek bir kutupta oluşabiliyor, bir yük, tek bir yük elektrik alanı kutbu olabiliyor. Ama manyetik alan asla tek kutup olarak ortaya çıkmıyor. Mutlaka iki kutup şeklinde, kuzey ve güney kutuplar şeklinde bir kutup, iki kutbu gözlemlemiş oluyoruz. Diğer akım ve manyetik momentler üzerindeki etkilerini de şekillerde gördüğümüz gibi her iki akımın da üzerinde oluşan manyetik kuvvetler var. Bir I akımı taşıyan döngü çerçeve üzerinde de yine bir manyetik moment vektörü oluşuyor ve onunla etkileşime giren bir mıknatısı görüyoruz şekilde. Ve tabii ki manyetik alanla hareket eden yükler üzerinde de kuvvet oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz kuvvet elektriksel kuvvet gibi değil. Manyetik kuvvet mutlaka hem parçacığın hızına hem de manyetik alana dik yönde oluşuyor. Yani dolayısıyla bir vektör çarpımı ile aslında manyetik kuvveti ifade ediyorsunuz. Yani QV cross B denklemiyle. Ama maksimum değerini yazdım burada ben size QVB olarak. Dolayısıyla manyetik kuvvet asla o cismin, o parçacığın, yüklü parçacığın, Q yükünün hızını değiştiremiyor. Yani kinetik enerjisini değiştiremiyor ama saptırabiliyor. Şimdi E bölü M deneyine birazdan geçeceğiz, gözlemleyeceğiz. E bölü M deneyinde tabii ki bir elektron demetini manyetik alan içerisinde düzgün dairesel harekete sokuyoruz. Bu nasıl oluyor? Şimdi elektron bir manyetik alana bir V hızıyla girdiği zaman o manyetik alana dik bir V hızıyla girdiği takdirde manyetik alan çizgileri etrafında dönmeye başlıyor. Düzgün dairesel harekete giriyor ve bu V hızı bu dönme esnasında hiçbir şekilde değişmiyor. Çünkü dediğim gibi F her zaman V'ye dik oluşuyor. Dolayısıyla bu V hızı saptırılıyor ve her hareket boyunca her noktada merkez belli bir merkez etrafında ve radyal yönde manyetik kuvvet her zaman kalacak şekilde V hızına dik olacak şekilde bu yüklü parçacığı bizim E bölü M deneyimizde elektronumuzu bu manyetik alan içerisinde şu ekrana dik demek şu sembolün anlamı saptırıyor ve dairesel harekete sokuyor. Tabii bu dairesel hareket boyunca merkezci kuvvet bizim net kuvvetimiz ve net kuvveti manyetik kuvvet olarak ifade ediyoruz. E bölü M deneyinde de yine bizim elektronumuzu bu Helmholtz koil sistemi dediğimiz I akımı geçireceğimiz ve manyetik alan yaratacağımız bu sistemin içerisinde yine bir tüp içerisinde gaz dolmuş olan bir tüp içerisinde katot ışınını yani elektron demetini göndereceğiz ve bu manyetik alan sayesinde onu bu circular harekete yani dairesel harekete itmiş olacağız. Ve bu dairesel harekete ittiğimizde yarı çaplarını düzenekte ölçebiliyoruz. Uyguladığımız manyetik alanı kontrol edebiliyoruz. Elektron demetinin elektronların o tüpe atılış hızını kontrol edebiliyoruz. Voltajı, uyguladığımız voltajı biliyoruz. Ve dolayısıyla kullanacağımız bu deneydeki temel denklemler bu merkez yönde oluşan kuvvetin skaler maksimum büyüklüğünü bakarsak her zaman merkezcil kuvvete eşit olduğundan ve bir merkezcil harekette düzgün dairesel harekette merkezcil ivmenin V kare bölü R yani hızın karesi bölü yarıçap yörünge dairesel yörüngenin yarıçapı olarak yazdığımızda kütle ile çarpımına kuvvet merkezcil kuvvet diyoruz ve bu denklemden yarıçap formülünü elde edebiliyoruz E bölü M deneyindeki. Şimdi buradaki E bölü M oranı önemli. Çünkü bir yükün kendi kütlesine olan oranı çeşitli parçacıklar için düşünürsek yükünün kütleye olan oranı eğer aynı elektrik alan, aynı manyetik alana maruz kalan parçacıklarsa bunlar aynı Q bölü M oranına sahip olan parçacıklar aynı yörüngeyi takip ederler.
Bu E bölüm N oranını fizikte pek çok denklemde, özellikle elektromanyetikle ilgili denklemlerde karşımıza çıkıyor. Mesela bir magnetik dipol momentin dairesel açısal momente bölümü her zaman bizim jiromanyetik ratio dediğimiz bir sabite eşit ve o da E bölü 2M. Bunun gibi fizikte çok karşılaştığımız bir oran, yükün kütleye olan oranı parçacık açısından baktığımızda. Dolayısıyla burada bir dairesel hareket varsa bizim tabii ki tanımlayabileceğimiz bir frekans var. Bunu dairesel hız ve 2 bölü 2 pi'den olduğunu hatırlarsınız fizikten. Ve buradaki şu temel denklem kullanarak buradaki hızı V'yi kullanarak biz W dediğimiz açısal hızı tanımlıyoruz ve frekansı yük çarpı elektronun yükü E yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 ve uyguladığımız manyetik alan bölü 2 pm şeklinde görebiliyoruz. Tabii buraya fırlattığımız elektronların bir kinetik enerjisi var. Bu da Q çarpı V formülü, yani yük çarpı uyguladığımız voltaj olarak tanımlanabilir. Ve bütün bu denklemleri kullanarak E bölü M oranını uyguladığımız voltaj çarpı 2 bölü bizim Helmholtz koil sistemi ile I akımları geçirerek Helmholtz koil sistemi ile elde ettiğimiz manyetik alan, elektronu saptıran manyetik alan ve elektronun takip ettiği yörüngenin yarıçapının parantezin karesi şeklinde, yani bir nokta, bu hesaplardan deney sonucunda da yaklaşık 1.759 çarpı 10 üzeri 11 kulomb bölü kilogram olarak elde ediyoruz. Şimdi Mehmet Hocam, siz bize deneyi gösterin. Ben prezentasyonumu burada izninizle bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Bildan hocamızın bahsettiği deneyin görselini yapacağız. Şu anda video ekrana gelmiş olması lazım. Geldi mi acaba? Şu anda video gelmedi Hayır mi ekrana? hocam. Ekranınızın görüntüsü var şu anda, yani kendi ekranınız var ama Bir video yok. Saniye. Evet. Evet. Şimdi geliyor olması lazım. Yok hocam. Şu anda geldi mi video? Hayır, prezentasyon olarak açılmıyor Mehmet hocam. Bütün window, bütün pencereyi şey yaptım hocam ama bir saniye. Geldi mi? Geldi hocam. Tamam. Evet hocam, tamamdır. Arkadaşlar merhaba. Tabii videodaki sesi maalesef Google Meet üstünden sizle paylaşamıyorum. Onun için daha önce çektiğim videonun üzerine canlı olarak konuşarak size bu deneyden biraz bahsedeceğim. Hemen sağ tarafımda gördüğünüz deney E over M deney düzeneğimiz bizim. E over M deney düzeneğimizi şimdi tanıtmaya başlarken ilk etapta Vildan hocamın da dediği gibi ilgili konular burada katot ışınları, Lorentz kuvveti, elektrik ve manyetik alanlar, elektron kütlesi ve elektronun yükü. Şimdi burada cihazlarımızı tanıtalım ilk etapta. Burada doğru akım güç kaynağımızı görüyorsunuz. Doğru akım güç kaynağımız biraz özellikli bir güç kaynağıdır. Aynı anda hem alternatif akım, şu anda parmağımla gösterdiğim yerden alternatif akımı, diğer o üç tane çıkışın olduğu yerden de doğru akım kaynağı olarak davranır. Şimdi elime aldığım katot ışın tüpünü göstermekteyim. Buradaki katot ışın tüpünün içinde argon gazı bulunmaktadır.
Argon gazı asal bir gaz olduğu için diğer gazlarla ya da maddelerle tepkimeye girmez. Bunun için vakum ortamda sadece argon gazı doldurulmuş tüp deneyimi yapmak için önemli bir fayda sağlamaktadır. Argon gazı dolu olan tüpümü bıraktıktan sonra Helmholtz bobinine geçelim, bir onu tanıyalım. Şu anda elimde tuttuğum ise Helmholtz bobinimizdir. Helmholtz bobinimiz bizim düzgün bir manyetik alan yaratmamızı sağlar. Bu düzgün manyetik alanı da şu anda gördüğünüz doğru akım kaynağı sayesinde yaratıyoruz. Doğru akım kaynağından Helmholtz bobinine geçen akım bobinlerin etrafında dönerek düzgün bir manyetik alan yaratıyor. Şimdi deneyimizi kurarken ilk etapta katot ışın tüpümüzü Helmholtz bobinimizin içine yerleştirelim ve beraberce deneyi kurmaya başlayalım. Şimdi tüpümün arkasında çeşitli girişler var. Bu girişlere beraberce kablolama çalışmamızı yapalım. Bakın burada ilk etapta eksi 50 voltluk bir çıkış almam gerekiyor. Onun için doğru akım güç kaynağımın 50 voltluk kısmından katot ışın tüpümün eksi 50 voltluk girişine kablomu bağlıyorum. Bir ikinci hamlem ise artı 300 voltluk çıkıştan katot ışın tüpümün artı 250 voltluk girişine kablomu bağlıyorum. Burada bir önemli diğer husus ise tabii ki topraklama çalışması. Topraklamak üzere de katot ışın tüpüyle de güç kaynağımı topraklıyorum. Şimdi devreyi tamamlamak için kablolama çalışmalarımı yapıyorum. Artıdan çıkıp eksiye giriyorum. Ve şimdi burada hızlandırmak için, elektronları hızlandırmak için bir gerilim veriyoruz. Elektronları hızlandırırken ne kadar gerilim verdiğimizi anlamak için de güç kaynağımı hemen multimetreme bağlıyorum. Tabii burada multimetremin gerilim özelliğini kullanıyorum. Yani buradan volt okuyacağım. Hemen parmağımla gördüğünüz 6.3 voltluk alternatif akım ise burada ısıtıcı gerilimidir. 6.3 voltluk alternatif akımla ısıtılan katot çevresindeki elektrik yüklü serbest katot parçacıkları oluşuyor. Ve bunlar daha sonra uygulayacağım gerilimle hızlanıp tüpümün içinde hareket ediyorlar. Şu anda devre düzeneyim tamamen kurulmuş durumda. Artık yavaş yavaş hizalayıp çalıştırmaya başlayabiliriz. Şimdi bu tüpün içinde oluşan katot ışını için ortamın birazcık daha karanlık olması gerekiyor. Bakın evet şu anda ışıklar kapatıldıktan sonra katot ışını görebiliyoruz. Ve bu katot ışını manyetik alanın içine girdiğinde dairesel olarak nasıl saptığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi birazdan bazı parlak noktalar göreceksiniz ekranda. Bu parlak noktalar da evet şu anda mesela gördüğünüz iyi tanımlı uzaklıklardır. Manyetik alanın gücünü arttırdığımda, yani sağ tarafta size daha önceden göstermiş olduğum akımı arttırdığımda katot ışınının daha da daraldığını gözlemlemekteyiz. Evet bu ışıklar, şu parlak noktalar, şu anda gördüğünüz parlak noktalar katot ışın tüpümün içinde uzaklığı belirli noktalarımdır. Dolayısıyla deney yaparken ışığın çapının 2 santim mi, 4 santim mi, 6 santim mi olduğunu buradaki parlak noktalardan bulup hesabımızı bunun üzerinden yapmaktayız. E over M deneyinin
kabaca ve hızlı bir şekilde gösterimi bu yöndedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, şimdi prezentasyonu ben alayım Mehmet Hocam. Hocam tamam. Evet, dolayısıyla bu tüp içerisinde argon gazıyla etkileşime giren elektronlar var ve böylelikle onun izlediği dairesel yörüngeyi takip edebiliyoruz. Işıma yaptığı an elektronu, o mavi ışığı karanlık odada gözlemleyebiliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Şimdi dünyanın manyetik alanıyla devam edeceğiz ama ben sunum pozisyonuna tekrar almak istiyorum izninizle. Tabii manyetizma deyince aslında dünyamızda çok büyük bir mıknatıs özelliği göstermekte. Ve bu jeomanyetik alanda olduğu için çok şanslıyız. Bizi bu plazma dalgalarından, güneş rüzgarlarından yani koruyan bir kalkanımız var. Ve bu manyetik alan sayesinde dediğim gibi pek çok canlı yönünü bulabilmekte. Kalktığını düşünsenize bu manyetik alanın, o zaman pek çok türde yok olma riski taşır. Ve bu manyetik alan sayesinde bu World Magnetic Model dediğimiz harita sayesinde de yine uyduların konumları, navigasyondan faydalanıyoruz. Ve şimdi dünyanın manyetik alanı tabii ki aynı bir bar mıknatısta olduğu gibi çok kuvvetli güney kutbuna ama aslında bu güney kutbu göründüğü gibi kuzey coğrafik kutuba yakın Kanada'dan geçiyor ama Groningen'den geçiyor. Fakat Sibirya'ya doğru kaymakta. Şu an dönme ekseniyle yaklaşık 11 derece yapıyor. Bu manyetik kutuplarda dünyanın manyetik kutupları güney ve kuzey kutbu görüldüğü gibi. Dolayısıyla bir mıknatısı aldığınızda mıknatısın iğnesinin kuzey kutbunun güney kutup tarafından yani zıt kutuplar çekildiğini, çekme kuvveti uyguladığını biliyorsak bunu görebiliyoruz. Ve dolayısıyla mıknatısın kuzey kutbu aslında kuzey coğrafik bölgeyi göstermekte ama aslında manyetik alanın güney kutbunu göstermekte. Şimdi bu çizgilerin yoğunluğu da kutuplardaki güçlü manyetik alanı gösteriyor. Ve yüzeyde peki bu büyüklük manyetik alanın gücü ne kadardır diye sorarsanız yaklaşık 0,25-0,65 Gauss. Aslında SI birim sisteminde manyetik alanın birimi Tesla. Yaklaşık bizim deney ölçümlerimizde de 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 Tesla şeklinde dünyanın manyetik alanını ölçüyoruz. Ve manyetik kutupların kaydığını söyledim. Mesela bu 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 Tesla hani nasıl bir büyüklük? Bu beynin içinde sinir atımlarına baktığınız zaman bunlar mesela beyin içinde manyetik alan yaklaşık 10 üzeri eksi 13 Tesla. Mesela süper iletken laboratuvar mıknatısının gücüne baktığınızda hani 30 Tesla'lara kadar çıkabiliyorsunuz. Normal bir mıknatıs 0,1 Tesla gibi. Yani güneşin yüzeyindeki mesela manyetik alan gücü 10 üzeri eksi 2 Tesla'larda. Ve şimdi artık Mehmet Hoca'ya bırakayım sözü. Bakayım. Pardon Mehmet Hocam. Bir şundan bahsetmek istiyorum. Tabii. Dünyanın manyetik alanı ile bu etkileşim dedik ya plazma dalgaları geliyor güneşten. Bu iyonlar atmosfere dalış yapıyorlar. Ama nereden dalış yapıyorlar? Bu manyetik alanlarda özellikle kuvvetli olan yerlerde dalış yaptıkları zaman kuzey ve güney kutup ışıklarının kuzey ve güney ışıklarını yaratıyorlar. Ve bunların hareketi de spiral bir hareket, heliks hareketi. Çünkü bu rüya manyetik alana dalışları hem dik bir hız vektörüne sahip manyetik alanı hem de
yatay bir hız vektörüne sahip. Manyetik alana dik hızları, o parçacıkları manyetik alan etrafında dairesel hareket yapmasını sağlıyor. Yatay, manyetik alana yatay hızları da o manyetik alan yönünde ilerlemelerini sağlıyor. Ve dolayısıyla atmosferden yoğun bir iyon akışı oluyor. Ve atmosferdeki gazlarla etkileşimi sonucunda da kuzey kutup ışıklarını gözlemliyoruz. Aynı bu şekilde olduğu gibi çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Gördüğünüz üzere özellikle kutuplarda manyetik alanın çok güçlü olmasından dolayı bu ışımayı çok kuvvetli bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz. Evet, ben yine deneye bırakıyorum sözü. Evet arkadaşlar, şimdiki deneyimizde de Dünya'nın manyetik alanını inceleyeceğiz. Herhalde video görüntüsü geldi ekrana, değil mi? Evet. Tamam. Evet hocam. Şimdi hemen sağ tarafımda gördüğünüz deneyde Dünya'nın manyetik alanını bulacağız bu deney sayesinde. Neresi için bulacağız? Tam o nokta için, Yeditepe Üniversitesi'nin Fizik 102 Labı için Dünya'nın manyetik alanının büyüklüğünü hesaplayacağız. Tabii bunu hesaplamak için çeşitli gene cihazlarımız olacak. Ben gene deney için cihazları tanıtarak başlayacağım. Burada bir doğru akım güç kaynağımız var. Doğru akım güç kaynağımız mili amper mertebesinden amper mertebesine kadar düzgün bir doğru akım sağlıyor bize. Hemen yanında bu kırmızı kaplı multimetremiz var. Multimetremizin hemen yanında da reostamız var. Bu reosta da deneyimizin ikinci kısmında düşük akım gönderirken ayarlama yapmamızı sağlayacak. Yine E over M deneyindeki gibi bahsettiğimiz Helmholtz bobinimiz var. Helmholtz bobinimiz yine burada düzgün bir manyetik alan yaratmamızı sağlayacak. Ve teslametre cihazımız bulunmakta. Miltesta bazında Helmholtz bobininin ürettiği manyetik alanı teslametre sayesinde bulmuş olacağız ve teslametremizin de bağlı olduğu Hall probumuz şu anda gözüküyor. Şimdi burada gördüğünüz magnetometer dediğimiz aslında pusula olan fakat son derece hassas bir pusula olan pusulamızı yakından göstermek istiyorum. Bakın burada iğneleri neredeyse sürtünmesiz gibi davranan son derece hassas pusulamız hafif de elimle dokunduğum için hareket ediyor şu anda. Şimdi buradaki malzemelerimizi, deneyimizi kurmak üzere toparlayalım. Önce doğru akım güç kaynağından çıkacağız. Doğru akım güç kaynağımızı artı kutbundan multimetremizi ampermetre moduna alıp akım kısmına yani amper kısmına geliyoruz. Buradan çıkış yapıp amper kısmına geldikten sonra multimetremizden çıkış yapıp reostaya geliyoruz. Reostamızdan çıktıktan sonra Helmholtz bobinimize akımı taşıyoruz. Helmholtz bobinimizin tabii ki her iki bobininden de akım geçireceğimiz için Helmholtz bobinimizi de devreye bağlıyoruz ve son olarak devreyi tamamlamak üzere Helmholtz bobinimizden çıkıp tekrar doğru akım güç kaynağına dönüş yapıyoruz. Böylece bütün devremizi tamamlamış olduk. Güç kaynağımız, reostamız, bobinimiz, teslametremizi de çalıştırdık. Şu anda arkada teslametremizi görüyorsunuz. Deneye başlamadan önce teslametremizi 0 ya da 0'a yakın işte 0.01, 0.001'lik bir dereceye kalibre ettikten sonra güç kaynağımızdan akım göndereceğiz. Güç kaynağımızdan akım gönderdiğimiz zaman arkadaki teslametrede de manyetik alanın değiştiğini gözlemleyeceğiz. Bakın şu anda güç kaynağımda yaklaşık 0.2, 0.25 amper güç gönderiyorum. Ve teslametremin hemen değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Bakın 0.19, 0.20'lerde. Şimdi birazcık daha akımı arttırdığımda
gene manyetik alanın da arttığını buradan gözlemleyeceğiz. Yaklaşık 0.6, 0.8, 0.6 civarlarına getirdim akımımı. Ve bakın manyetik alanın da gene 0.33, 0.32 civarlarında değiştiğini gözlemliyoruz. Bakın burada bir husus daha var. Testametrenin üstünde eksi işareti var şu anda. Bu eksi işareti manyetik alanın yönüyle ilişkilidir. Eğer ki ben güç kaynağımın artı ve eksi kutbunu değiştirirsem testametreye de manyetik alanın yönünün değiştiğini gözlemleyeceğiz. Ve o eksi işareti gidecek yerine normal 0.29, 0.28, 0.30'luk bir manyetik alan gözlemleyeceğiz. Böylece bakın şu anda evet 0.27, 0.29, 0.31 arasında yine bir manyetik alanımızı burada gözlemliyoruz. İlk başta yüksek akımla Helmholtz bobininin ne kadar manyetik alan ürettiğini tespit edip not alıyoruz. Bakın burada şu anda 0.6, 0.8 amperlere çıktım ve karşılığında 0.60, 0.59 militeslalık bir manyetik alanı gözlemliyorum. Bunları kaydettikten sonra güç kaynağımı tekrar sıfırlıyorum ve düşük akımlara geçiriyorum. Teslametre ile bu noktadan sonra işimiz kalmıyor. Teslametremizi uygun bir yere taşıyoruz. Hall probumuzu içinden çıkartıyoruz. Ve hassas pusulamızı da Helmholtz bobininin içine yerleştiriyoruz. Buradaki ince bir detay var. Bu ince detay da Helmholtz bobinimizin bobinleriyle pusulamızın eksininin birbirine paralel olması. Şu anda dünyanın manyetik alanıyla pusulamızı sıfırlıyoruz ve doğru akım güç kaynağından bu sefer 10 miliamper, 20 miliamper, 30 miliamper gibi son derece ufak akımlar Helmholtz bobinine gönderiyoruz. Bunları ayarlamak çok zor olduğu için deneyin en başında da bahsettiğim reostamı kullanacağım. Şimdi birazdan da gözlemleyeceğiz. Reostamın değiştirdikçe pusulamın iğnesinin hareket ettiğini göreceksiniz. Dolayısıyla 10 miliamper, 20 miliamper, 30 miliamper gibi düşük akımları reosta sayesinde gönderebiliyorum. Bakın gördüğünüz reostamı değiştirdiğim gibi iğnem de yön değiştirdi. Daha önce hesaplamış olduğum Helmholtz bobininin manyetik alanıyla düşük akım gönderdiğimde pusulamın sapma açısını birleştirip sinüs teoremi uyguladığımda pusulanın sapma açısından dolayı dünyanın manyetik alanını tam burayı için hesapladığımız yatay düzlem için mümkün oluyor. Bu deneyde de dünyamızın manyetik alanının yatay düzlem için hesaplanışını izledik. Herkese çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler Mehmet Hocam. Aynı işlemi dikey eksende de tekrarladığımızda dikey bileşenin Helmholtz koi sisteminin yarattığı dikey bileşenlere ulaşıyoruz. Ve böylelikle dünyanın manyetik alanının yatay bileşeni ve dikey bileşenlerini elde ettikten sonra bu iki vektörün toplamını, vektörel toplamını alarak biz dünyanın manyetik alanının yüzeydeki değeri yaklaşık 0.5 Tesla'ya ulaşmış oluyoruz. Evet, şimdi tekrar bir paylaşımla sunuma dönmek istiyorum. Evet, burayı göstermiştik. Şimdi yeni bir konuya, yeni bir deneye geçelim. Yine fizik bölümünde, laboratuvar ortamında öğrencilerimize Michelson interferometresini, interferometri deneyini yaptırıyoruz. Ve
Burada tabii Michelson yaklaşık 1887'lerde bu interferometreyi kurdu ve daha sonra fizikteki çok önemli bir deney, Michelson-Morley, modern fizikten bildiğimiz Michelson-Morley deneyinde kendi düzeneğini kullandı ve şu anda da aslında kütle çekim dalgaları çalışmalarında kullanılan dev LIGO cihazında atası aslında Michelson interferometresi. Tabii burada özellikle ışığın dalga özelliğini gözlemlediğimiz bir deney. Aynı su dalgalarında olduğu gibi girişim saçaklarını bu deneyde de ışık için gözlemliyoruz ve bunu kullanarak çeşitli hassas mesafelerin ölçümünü yapabiliyorsunuz veya bir ışığın dalga boyunu hassas bir şekilde ölçmekte bu deney düzeneğini kullanabiliyorsunuz. Ve özellikle burada dalgalar aynı su dalgası gibi mekanik dalgalarda olduğu gibi elektromanyetik dalgalar da birbirleriyle girişim yapıyorlar ve bu girişim özellikleri sayesinde biz yapıcı ve yıkıcı girişim dediğimiz bu girişimler sayesinde biz girişim saçaklarını bir ekran üzerinde gözlemliyoruz. Işığın dediğim gibi dalga boyunu ölçülmesi ve hassas uzunluk ölçümlerinde kullanılan bir cihaz bu Michelson'ın. Şimdi burada deney düzeneğinde şöyle kaba bir çizimi var. Tabii monokromatik yani tek dalga boylu bir ışık kaynağını alıyoruz ve buradaki bir sır aynayla bu ışını ikiye ayırıyoruz. Ve ışının bir numaralı ve iki numaralı ışın diye adlandırırsak, bir numaralı ışın yine bir cam tabakadan geçirilerek tekrar bir aynaya doğru, sabit bir ayna, M1 aynası gidiyor ve aynı yerden yansıyarak P noktasındaki yansımasıyla girişimcinin, gözlemcinin üzerine düşüyor. İki nolu ışın ise yine bu tabakadan, cam tabakadan ki şu aslında mesafe buradaki mesafeyle aynı olması isteniyor. O yüzden burada şu cam plaka tekrar kullanılıyor. Tekrar iki numaralı ışınımız yansımayla M2 hareketli bir ayna deney düzeneğinde oynatabiliyoruz. Geriye doğru yansıyarak P noktasından gözlemciye gidiyor. Tabii burada bu düzeneğin en önemli kullandığı fizik noktası şu, 1 ve 2 nolu ışınların aldığı yollar, yani gözlemcinin gözüne düşünceye kadar aldığı yol birbirinden farklı. Yani birbirleri arasında bir yol farkı var, faz farkı var. Dolayısıyla eğer bu yol farkı fizik kuralına göre mesela şu iki tane kaynak olsun, S1 ve S2 monokromatik ışık kaynakları olsun, bu B noktasına kadar ulaşıncaya kadar bu ışınlar R1 ve R2 yollarını kat ediyorlarsa ve bu iki yol arasında lambda'nın tam katları, M dediğimiz integer katları, tam katları kadar bir yol farkı varsa B'ye ulaşmaları için bu ışınların, o zaman yapıcı girişim saçağı oluşturuyorlar. Yani ışık olarak baktığımızda ekran üzerinde parlak bölgeleri, saçakları oluşturuyorlar. Eğer bu yol farkı, R2-R1 farkı, B noktasına geldiğinde kadar alınan bu yol farkları eğer lambda bölü 2'nin tek katları kadar olursa yıkıcı girişim dediğimiz, yani her iki dalganın tepe ve dip noktaların birbirleriyle örtüştüğü ve birbirlerini sönümlediği, süperpozisyonu aldığınızda birbirini sönümlediği bir olay karşımıza geliyor. Bu da yıkıcı girişim olayı diyoruz ve dolayısıyla bir ekran üzerinde bu ışınların girişimiyle girişim saçaklarını, yani karanlık aydınlık, karanlık aydınlık şeklindeki bölgeleri gözlemliyoruz. Ve bu interferometrede bu yol farkını ve fringe'leri sayarak
Mesela M2 aynasını oynattığımızda tabii ki bu yol farkı R2 eksi R1'i değiştirmiş oluyorsunuz. Mesela lambda bölü 2 kadar oynattığınızda aradaki fark lambda kadar değişmiş oluyor. Dolayısıyla çeşitli M2 aynasını çeşitli mesafelere ileri geri oynatarak elde ettiğiniz saçaklardaki sapmaları hesap ediyorsunuz ve böylelikle çeşitli küçük mesafeleri elde edebiliyorsunuz. Veya o sapmaları kullanarak gelen ışınlığın dalga boyunu hesaplayabiliyorsunuz. Bunun gibi y eşittir. Buradaki m lambda bölü 2 formülüyle istediğiniz lambda veya y uzaklığının hassas ölçümü neticesine varıyorsunuz. Evet Mehmet Hocam, buyurun. Evet, şimdi bu deneyde de Michelson interferometresini yapacağız. Evet, oradaki, pardon Mehmet, geçmeden önce öğrencimizin bir sorusu var. Oradaki D plakasını niye koyuyoruz? Öncelikle aynalara ulaşıncaya kadar saptıktan sonra birisi yine plakadan, cam plakadan geri dönüyor ve T diyelim o cam plakasının kalınlığına, T kalınlığına geçmiş oluyor. Diğerinin de T kalınlığı gibi bir şeyden geçiyoruz. Ondan sonraki yol farkları yansıma ve aynaların konumuna göre yol farkları net olarak bizim m lambda bölü 2'ye karşılık gelmiş olacak. Daha detaylı da derslerimizde yine bunu ele alacağız. Evet, aynen öyle. Arada ekstradan bir fark oluşmasın. Ben sadece y ile lambda arasında bir bağlantı kurayım diye. Ben teşekkür ederim Yılmaz. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bu deneyde de Michelson interferometresini gözlemleyeceğiz. Michelson interferometresini yapacağız. Hemen şu arkamda gördüğünüz duvardaki girişim saçaklarının nasıl oluştuğunu birazdan etraflıca inceleyeceğiz. Tıpkı demin Vildan hocamın da bahsettiği gibi deney düzeneğimiz burada. Bizim deney düzeneğimizde 1 miliwattlık helyum neon lazer ışık kaynağı kullanıyoruz. Michelson interferometresinde zaten ışığın dalga boyunu tayin ediyoruz. Bu 1 miliwattlık lazer ışığın hemen önünde artı 5 milimlik lensime geliyor. Artı 5 milimlik lensimden sonra ise 45 derecelik açıyla yarı gümüş cam plaka tarafından ikiye ayrılıyor. Bakın lazer ışınım geliyor. Yarı gümüş kaplı cam plakamla 45 derecelik açıyla ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılan ışıklardan bir tanesi hareketli olan aynama, diğeri ise hareketsiz olan aynama geçiş yapıyor. Daha sonra tekrar bu aynalardan yansıyan ışın demeti, bakın burada ikiye ayrılıyor, sonra tekrar geri dönüyor, yansıyor. Buradan yansıyan ışın demeti birleşiyor, tekrar odaklanıyor ve duvarda girişim saçaklarını meydana getiriyor. Buradaki girişim saçaklarını ayarlamak için ise ayar vidası tabir ettiğimiz bu hareketli aynayı hareket ettirmeme yarayan arkada ufak bir ayar vidası var. Bu ayar vidası aynayı son derece ufak şekilde mikrometre bazında hareket ettiriyor. Buradaki bu hareket duvara yansıyan girişim saçaklarını değiştiriyor, sayısını değiştiriyor. Şimdi birazdan ışığı kapatıyoruz. Evet, ışık kapalı haldeyken duvardaki girişim saçaklarına bakacak olursak ben arkadan o ayar vidasıyla oynayacağım. Dolayısıyla yol farkı elde edeceğiz bu ayar vidasıyla oynadığımızda. Girişim saçaklarının bakın ne denli değiştiğini gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer tarafta bu hareketsiz aynam var. Aslında onun arkasında da iki tane çubuk var. Evet bakın şu anda eğer onlarla da oynarsam
yukarı aşağı doğru olarak ışık hüzmelerini ayarlayabiliyorum. Ve diğer ayarını ayarladığımda, diğer ayar çubuğuyla ayarladığımda ise girişim saçaklarının sayısını değiştirebiliyoruz. Teşekkürler. Michaels'ın deneyimizde şimdilik bu kadar. Evet, Michaels'ın Morley deneyinde de daha sonra çok modern fizik açısından çok önemli bir deneydir. O deney ve aslında elektromanyetik dalgaların eter denilen bir ortam içerisinde ilerlediği ve bu eterin dünyaya göre hızını ölçelim demiş Michaels'ın ve Morley bu setup'ı kullanarak. Ve böylelikle durağın mutlak bir referans düzlemini gözlemleyeceklerini düşünmüşler, tespit edeceklerini düşünmüşler. Ve deney sonunda bu girişim saçaklarında mesela Michael Smurray'in ayna eksenlerinden birini döndürerek bu yol farkını değiştirebileceklerini ve bu saçaklarda bir kayma gözlemleyebileceklerini düşünmüşler. Ama bu oluşmamış. Böylelikle daha sonra anlaşılmış ki eter denen bir ortam yok aslında. Işık boşlukta belli bir sabit C hızı dediğimiz yaklaşık 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye ile ilerliyor. Tabii bütün bunlar sonradan anlaşılıyor. O zaman aslında o deney aynı zamanda Einstein'a da ilham vermiş. Bu özel görelilik teorisine de ilham olan bir deney. Kendisinin bir anlatımında bunu gözlemliyoruz. Evet, ben şunu kapatayım ve yeni teorimize geçelim. Evet. Şimdiki konumuz suyun üçlü noktası. Artık termodinamikteyiz. Şimdi biliyoruz ki maddelerin üç hali genel olarak gruplarsak katı, sıvı ve gaz fazlarını hallerini biliyoruz. Tabii bu hallerde hangi katıda sıvı mı gaz halinde mi olacak? Bunun üzerinde sıcaklık ve basıncın, ortamın sıcaklığının ve basıncının büyük etkisi var. Moleküller bağların kurulması, moleküllerin birbirlerine yaklaşması veya uzaklaşmasında sıcaklık ve basınç, maddeye verdiğiniz enerji yani bunlar önem taşıyan fiziksel unsurlar. Şimdi iki faz arasında geçiş de belli bir tabii ki PT değerine bağlı. Yani belli bir basınç ve sıcaklıkta katı halini mesela yakalayabiliyorsunuz maddenin. Her madde içinde bu PT faz diyagramları değişik. Yani bu belli bir PT faz dengesini gerektiriyor o belli bir halde kalabilmesi için madde. Ama aynı PT noktasında bir başka madde mesela sıvı halde kalabilir. Maddeden maddeye de bu faz diyagramları değişebiliyor. Tabii su için ben burada su için bir faz diyagramı gösterdim. PT grafiği yani. Şu gördüğünüz kırmızı çizgiler bizim faz dengesini yakaladığımız yerler. Mesela bu su için baktığımızda 0 santigrat derecede 1 atmosferde yani şu an bulunduğumuz normal atmosferik koşullarda ama 0 santigrat derecede mesela suyun katı mesela buz haliyle sıvı halini yakalayabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde de görüldüğü gibi. Veya daha yüksek basınçlarda, değişik sıcaklıklarda suyun mesela hem sıvı hem de gaz halini denge halinde şu noktada yakalayabilirsiniz. Buradaki en önemli nokta, kritik nokta ve üçlü nokta, suyun üçlü noktasını görüyoruz burada. Yani katı, sıvı ve gaz hallerinin dengede yakalayabildiğiniz özel basınç ve sıcaklık noktası. İşte bu ortamı sağlayabilirseniz bu üç halini de gözlemleyebiliyorsunuz o ortamda. Şimdi bu noktanın önemi de şu, bu basıncın yani su için konuşursak suyun üçlü nokta basıncı 0.006 atmosfer. Dolayısıyla yani paskal olarak baktığınızda yaklaşık 0.006 çarpı 10 üzeri 5 paskal. Bu basıncın altında suyun
sıvı halini yakalamanız mümkün değil. Yani maddelerin üçlü noktaları altındaki bir basınçta o maddeyi sıvı halde yakalamanız kesinlikle mümkün değil. Fakat üçlü noktası üzerinde çeşitli basınçlarda sıvı, gaz ve katı hallerini yakalayabiliyorsunuz. Bu üç hali demek ki PT grafiklerine bağlı yakalayabilmeniz termal denge halinde. Tabii biz bu suyun üşü noktası yani sıcaklığa baktığımızda T3 sıcaklığı 273.16 Kelvin bizim mutlak sıcaklık yaklaşık 0.01 santigrat derece. Bu sıcaklığı biz aslında kalibrasyonda kullanıyoruz. Yani suyun üşü noktası hem maddi olarak hem de yapılabilirlik olarak tekrarlanabilir bir o üçlü noktayı yakalamanın maddiyatı birazcık diğer maddelerin üçlü noktasını elde etmeye göre daha uygun oluyor. Ve bu tekrarlanabilir standart bir olay. Dolayısıyla biz bunu termometrelerin sıcaklık skalalarının oluşturulmasında, kalibrasyonda kullanıyoruz. O noktayı yakaladığımızda işte termometre skalası üzerinde yaklaşık 0.01 santigrat derece çizgisini atıyoruz ve ona göre sıcaklık skalasını koymuş oluyoruz. Tabii değişik maddelerin değişik üçlü noktaları var. Burada sizde tabloda gösterdiğim gibi mesela hidrojenin 13.8 Kelvin'de 0.07 çarpı 10 üzeri 5 Pascal basınç noktasında PET grafiği üzerinde bu noktada üçlü noktasını yakalayabiliyorsunuz. Normal atmosferik basınç da suyun üçlü noktası basıncından yüksek olduğundan tabii ki bu üç halinde katı, sıvı ve gaz halinde su için günlük hayatımızda gözlemleyebiliyoruz. Evet, bizim UCAL laboratuvarı özellikle sıcaklık ve boyut kalibrasyonları üzerine yoğunlaşmış ve bu termometrelerin tabii ki kalibrasyonları endüstriye çeşitli firmalarla projelerimiz var. Endüstriye kalibrasyonlar yürütülüyor. Evet Mehmet Hocam, siz bu konuda neler ekleyeceksiniz? Hocam şimdi ben de o zaman suyun üşü noktası nasıl hazırlanıyor onu göstereyim arkadaşlara. Evet lütfen ben prezentasyonu bıraktım. Herhalde geldi videom değil mi? Evet. Evet, burada da suyun üçlü noktasının nasıl hazırlandığını gözlemleyeceğiz. Yine Vildan Hocam'ın dediği gibi suyun üçlü noktası ITS 90 tabir edilen uluslararası sıcaklık ölçeğinin tanımlanmış temel bir sabit noktasıdır. Elimde gördüğünüz suyun üçlü nokta hücresi Yeditepe Üniversitesi'nde üretilmiştir. Yeditepe Üniversitesi aynı zamanda sabit nokta olarak suyun üçlü noktasında yapmaktadır. Şimdi suyun üşü noktasını hazırlarken çeşitli aşamaları beraber gözlemleyeceğiz. Bu önümde duran katı buzdur. Yani karbondioksittir. Katı karbondioksit. Kuru buz diye tabir edilir. Önce kuru buzu parçalara ayırıp hemen şu anda ekranda gördüğünüz ince tüpün içine toz haliyle sokmakla işe başlayacağız. Şimdi burada önce büyük parçalara bölüyorum. Kuru karbondioksiti, kuru buzumuzu. Ondan sonra burada daha ince toz haline getirip dövmeye devam edeceğim. Evet, bu noktada da örtüyü iyice kapattım ki dağılmasın, dışarı toz halinde çıkmasın diye. Bakın örtüyü açtığımda da yavaş yavaş iyice kırılmaya başladığını görüyorsunuz. Suyun üçlü noktasını hazırlarken buradaki kuru buz bizim için en önemli malzemelerden bir tanesi oluyor. Şimdi daha önceden en az bir saat boyunca sıfır derecede dengede olan alkol banyosunun içine koyduğumuz suyun üçlü noktası hücremizi banyomuzun içinden çıkartıyoruz. Bakın görüyorsunuz termal olarak dengede banyom, alkol banyosudur bu. Alkol banyosunun içinden
En az bir saat içinde termal dengeye gelmesi lazım suyun üçlü noktası hücresi. Bunun içinden çıkartıyoruz ve daha önceden hazırlamış olduğu kuru buzu içindeki tüpün içine dolduruyorum. Çok hafif miktarda bir gene su koydum tüpün içine ve kuru buzu koyduğumda hemen kuru buz bakın buharlaşmaya başladı. Şimdi benim buradaki amacım tüpün içindeki iç tüpün etrafında yaklaşık 6-8 milimetre kalınlığında buz tabakası oluşturmak. Bu buz tabakasını oluşturmak için de buradaki bu kuru buza ihtiyacım var. Bu kuru buzu da suyun üçlü noktasının içine doldurduğum zaman içerideki tüpün etrafında bakın buz oluşmaya başladı. İçerideki tüpün etrafındaki bu buz 6-8 santim kalınlığına geldikten sonra bu suyun üşü noktasının içine daldırdığım sıcaklık ölçerle ki burada platin direnç termometreleri devreye giriyor. Etrafındaki bu 6-8 milim kalınlığındaki buzu eritiyor ve buzun iç tüpte etrafında dönmesini sağlıyor. İç tüpün etrafında buz döndüğü anda o zaman bir sıvı zarf elde etmiş oluyorum. Bu sıvı zarf ve etrafındaki buz bir de suyun üşü noktası hücresinin üzerindeki su buharıyla beraber suyun üşü noktasını elde etmiş oluyorum. Bakın burada elimin sıcaklığıyla içeride oluşan buzu kontrol ediyorum. Tam bu noktalarda su hem katı hem sıvı hem gaz halde bulunuyor. Buranın sıcaklığı da şu anda tam 0,01 derece oluyor. Suyun üşü noktası da böyle hazırlanıyor. Teşekkür ederim. Evet, Özlem Hanım, biraz zamanımız var mı? Son deneyimimizi de anlatalım. Biraz sanki süremizi aştık gibi ama izninizle ben son deneyime geçmek istiyorum. Tabii hocam. Tamam. Evet. Evet, suyun üşü noktasından sonra son olarak modern fizikten bir deneye doğru yol alacağız. Hidrojen atomu Balmer çizgi serisini gözlemleyeceğiz. Burada özellikle şununla başlamak istiyorum. Bu spektral çizgiler dediğimiz atomların özel nasıl diyeyim, parmak izleri olan ve hangi atom olduğunu, hangi madde olduğumuzu anlayabildiğimiz bir fizik metodu var. Şimdi atomlar belli bir ışığı, dalga boylarında ışığı ancak absorbe edebiliyorlar. Bazı dalga boylarını absorbe edip bazılarını absorbe edememelerinin sebebi kesinlikle atomun enerji seviyelerine bağlı. Bir Bohr atomu modeline baktığımızda işte en içten en dışa doğru dairesel, şöyle göstereyim, dairesel yörüngelerde hareket eden elektronları Bohr atomunda gözlemliyoruz. Klasik olarak bunu söyleyebilirim. Düşük enerji seviyesinden en yükseğine kadar elektronların çeşitli yörüngelerde, dairesel yörüngelerde ve özel enerji seviyelerinde bulunma durumu var. Yani rastgele bir enerjiye sahip olamıyor atom içerisindeki elektronlar. Atomun potansiyelinde belli bir bölgede sıkışmış olduklarından kuantize olmuş enerji seviyeleri var. Dolayısıyla ancak bu enerji seviyeleri arasındaki fark kadar eşleşen bir dalga boyunu absorbe edebiliyor o atom ve on aynı dalga boyundaki bir foton atıyor. Aynı dalga boyunda bir dalga yayınlıyor, elektromanyetik dalga yayınlıyor. Ve dolayısıyla da foton modeliyle bakarsak yayılan
Mesela atomu uyardınız belli bir şekilde, nasıl uyarabilirsiniz? Belli, mesela yüksek bir enerji verdiniz, bir voltaj uyguladınız mesela gaz molekülüne, gaz atomuna. Ve o gaz atomu uyarıldı. Hemen elektron en düşük seviyesinde, diyelim ki E sap F diye gösterdiğimiz seviyeden üst seviyeye doğru enerji atlaması yaptı. Ve tekrar mutlaka düşük enerji seviyesine doğru geri dönüş yapacaktır. Ve bu dönüş sırasında atacağı fotonun, siz tabii ki onu gözlem, visible bir dalga boyuna, yani gözlemlenebilir bir dalga boyuna sahipse görüntüleyebileceksiniz. Rengini, dalga boyundaki farklılıklarda size ne renk gözükeceğini o ışının göstermiş olacak. Ve buradaki foton enerjisi de bizim modern fizikte Planck sabiti H ve F frekansı olarak hesaplıyoruz. Frekans F de C bölü lambda, C ışığın hızı, lambda da bu yayılan dalganın dalga boyu. Şimdi burada bu iki enerji seviyesindeki fark, dediğim gibi, bu yayılan foton enerjisine tekabül ediyor ve dolayısıyla yayılan ışığın dalga boyu da dediğim gibi atomik enerji seviyeleri farklarına büyük bir miktarda bağlı. Ve siz tabii ki bu o özel atomdaki bu özel foton yayınımlarını gözlemliyorsunuz. Mesela helyum atomu için şöyle çizik şeklinde bir çizgi spektrumu oluşuyor. Ama mesela bir sıradan bir ışığı gözlemlediğiniz takdirde bir şöyle bir sistemle, bir spektrometre veya bir kırınım ağı kullanarak onu dalga boylarına ayırarak kırdığınızda ekran üzerinde siz dediğim gibi girişim saçaklarını gözlemleyebiliyorsunuz, ama içinde pek çok dalga boyu olan bir ışıksa bu, o kırınım saçakları çeşitli noktalara ekran üzerinde düşüyor ve çok geniş bir bölgeyi kaplıyor. Ama bir hidrojen atomu gibi mesela belli enerji, belli dalga boylarını içeren bir şeyse, spektrumu varsa diyelim, o zaman çizgi şeklinde spektrumu ekran üzerinde bu deney düzeneğiyle gözlemleyebiliyorsunuz. Burada kırınım ağı, diffraction grating olarak şekilde gördüğümüz kırınım ağı, aslında gelen ışık bu kırınım ağındaki yarıklardan geçiyor ve kırınıyor ve siz onların ekran üzerinde çeşitli noktalarda girişim yaparak yine dediğim gibi maksimuma, yani yapıcı girişimlerine şahitlik ediyorsunuz ve orada o noktada, mesela şu noktada maksimum girişimi gördüğünüz takdirde bir spektral çizgiyi gözlemlemiş oluyorsunuz. Ve tabii ki buradaki yine iki dalga arasındaki bu saçaklardan, yarıklardan giren iki dalga arasındaki yine farkı, yol farkını biz burada girişim ağındaki her iki yarık arasındaki mesafeye G dedik. G sinüs alfa eşitliğinden de faydalanarak bulabiliyoruz. Bunun daha detaylı bir gösterimi vardı. Aslında şu fi şuradan şöyle dik bir çizgi indirdiğinizde her iki dalga arasındaki saçaklardan, mesela şu birinci ve ikinci yarıktan giren ışınlar arasındaki şu ekran noktasına ulaşıncaya kadar bir yol alıyorlar. O iki yol arasındaki farkı G sinüs alfa olarak hesaplayabiliyorsunuz. Tabii burada K lambda, K da bir yine integer'ımız. Birinci maksimumu, ikinci maksimum noktasını, üçüncü maksimum noktasını ekran üzerinde çeşitli yerlerde gözlemleyebilirsiniz. Şimdi hidrojen atomuna baktığınız zaman tabii spektrumunda pek çok çizgi oluşuyor ama sizin gözlemleyebildiğiniz görünür bölge üzerine düşen dört tane ana çizgisi var ve biz bu seriye Balmer serisi adı veriyoruz. Burada da gözlemlediğimiz gibi ne eşittir visible light veya ultraviyole diyoruz.
üst enerji seviyelerinden N eşittir 2 enerji seviyesine elektron düştüğü zaman son olarak burada atacağı fotonların, atacağı ışının dalga boyunun işte 656.3, 486.1, 434.1, 410.2 nanometre şeklinde görünür bölgede olacağını deney sırasında gözlemleyebiliyoruz. Diğer dalga boyları, yani daha üst seviyelere de elektronu, hidrojen atomunda uyarabilirsiniz. Mesela alt seviyelerde farklı bor yörüngelerine, denge yörüngelerine düşebilir. O sırada da diğer fotonları atacaktır ama onlar daha çok işte infrared, gözlemleyemediğimiz UV bölgelerine düşen çeşitli çizgi serilerini oluşturuyor spektrumda. Onların adı da işte Paşen, Pfund, Bracket Series gibi, farklı Lyman Series gibi farklı isimler veriyoruz. Mesela Lyman serisi üst seviyelere uyarılmış elektronun N eşittir 1 seviyesine döndüğü zaman aldığı isim. Ve ekran üzerinde gözlemleyeceğiniz spektral çizgi, girişim çizgilerine baktığınızda gözlemleyeceğiniz şeyler Lyman serisi, Paşen serisi, Pfund serisi gibi adlar almakta. Şimdi bakalım bizim düzeneğimizde bu nasıl inceleniyor. Teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam siz de. Tamam hocam. Bekliyorum. Şimdi bu deneyimizde de hidrojenin Balmer serisini gözlemleyeceğiz. Geliyor değil mi video? Evet Mehmet Hocam. Tamam. Şimdi arkamda gördüğünüz düzenekte hidrojenin Balmer serisi için hazırladığımız düzenek. Burada gördüğünüz ince kılcal tüp hidrojen spektral tüpü tabir ediliyor. Hemen onun arkasında iki tane çok güçlü yalıtım düzeneğim var. Hidrojen spektral tüpünün hemen arkasında. Ve hidrojen spektral tüpünün de bağlı olduğu 7000 kilovolt gücünde bir güç kaynağım var. Şimdi birazdan onu da gözlemleyeceğiz. Bu 7000 kilovolt gücündeki güç kaynağı hidrojen atomlarının iyonlaşmasını, iyonizasyon sebebiyle ışıma yapmasını sağlıyor. Hemen burada 590 gridli düzeneğim var. Bu grid ızgara diye de herhalde Türkçe'ye çevrilebilir. Izgara düzeneğim var ki iyonizasyon sebebiyle ışıma yapan hidrojenin içinden geçen çizgileri göreyim diye. Evet, şimdi burada 7000 voltluk güç kaynağımı daha yakından gözlemleyebiliyoruz. Bu 7000 volt sayesinde tüp içinde uyarılan hidrojen atomları daha yüksek enerji seviyelerine geçiyor. Buraya çarpışarak çıkıyorlar. Buradan düşük enerji seviyelerine inerken ışıma yapıyorlar. Biz de bu ışımayı şu yine önünde gördüğümüz düzenekte gözlemliyoruz. Bakın şimdi ayarını yapıyorum. Buradaki mesafe çok önemli. Yaklaşık 50 santimlik bir mesafe olması lazım ikisinin arasında. Ve hemen ışımanın yaptığı düzenekte de mesafeyi ölçmem için gerekli bir cetvel var. Hemen arkasında görüyorsunuz şu anda. Ve şimdi bakın yavaş yavaş ben ışığı kapatıp güç kaynağımı açıyorum. Güç kaynağımı açtığım zaman ilk etapta bakın hidrojen spektral tüpüm yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. 6000 volt, 6 kilovolt civarında ise artık stable, düzgün olmaya başlıyor, düzgün yanmaya başlıyor. Şimdi dengelendikten sonra hidrojen spektral tüpüm dengelendikten sonra 590 gridli lensimden baktığımda gördüğüm şekil sizin de şu anda ekranlarınızda gördüğünüz oluyor. Burada gördüğümüz 436, yaklaşık 436 nanometre dalga boyundan bu mor mavi arası bir şeye tekabül ediyor. 656 nanometre dalga boyuna kadar
Bu da kırmızıya tekabül ediyor. Spektral çizgileri inceliyoruz. Ortada da hidrojen tüpümüz var. Hidrojenin Balmer serisi deneyinde de böylece yapmış oluyoruz. Spektral çizgilerimiz ekranımızda şu anda gözüküyor. Evet, M-lambda 2D sintet eşittir 2D sintet adı. Yani M eşittir artı 1 solda, evet. M eşittir eksi 1 sağda. Sağda. Diğer bir dalga için yine M eşittir artı 1 eksi 1 şeklinde sağ ve sol görüntülerini yakalamış oluyoruz. Çok teşekkürler Mehmet Hocam. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi evet, çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Evet, Vildan hocam, Mehmet hocam. Teşekkürler. Bir öğrencimiz yine soruyor. Tabii ki kırınım evet. A olmadan, yani yaklaşık 1/600 civarındaydı. G eşittir 1/600. O diffraction grating dediğimiz yer olmadan yarıklardan evet. Geçip birbirleriyle coherent ve aynı fazlı iki paralel dalga elde etmeniz gerekiyor ki girişim olayını gözlemleyebilirsiniz. Evet. Başka sorumuz var mıydı? Şu anda chat kısmında ben göremiyorum. Var mı arkadaşlar, katılımcı arkadaşlarımız sorularınız, hocalarımıza sormak istedikleriniz? Merhaba hocam. Sanırım. Hocam Michaels'ın Morley deneyi hakkında yazmıştım da galiba görmediniz. Oradaki girişimlerin hangi yönde oluşacağının herhangi bir spesifik sebebi var mı? Yani yere paralel veya yere dikey oluşabilir mi herhangi bir şekilde? Rastgele mi belirleniyor? Michaels'ın interferometresi mi demek istedin? Evet hocam, iki deney önceki gördüğümüz şeylerden. Michaels'ın Morley deneyindeki ayrı bir şey de, Michaels'ın interferometresinde yere paralel mi, yere dikey mi oluşacak diyorsunuz? Yok hocam, yani hangi yönde oluştuğunun spesifik bir sebebi var mı? Hani her deney yaptığımızda farklı bir yönde oluşabilir mi o girişimler? Onu merak ettim. Bir şeyde oluşacak derken, yani normal ekran üzerinde, ekranın belli bir yeri var, ekran üzerinde gözlemleyebiliyorsunuz ama tam ya ben anlamadım sorunuzu. O deney düzeneğiyle alakalı aslında, yani sizin sorduğunuz girişim saçaklarının sağa doğru mu sola doğru mu olduğundan ziyade deneyi hizaladığımız düzenekle ve duvardaki screen diye tabir ettiğimiz yerle alakalı. Ben mi yanlış anladım acaba? Gözlemleyici, oradaki göz işaretini çizmiştim ben, gözlemciyi. O tabii ki bir teleskop üzerinden bakıyorsunuz. Oradaki ekrana düşecek ve siz onları oradan gözlemleyebileceksiniz. Interferometre. Galiba efendim söylediği şey, hani mesela çift yarık deneyinde iki tane yarıktan geçipse dalgayı gözlemleyebiliyorsa duvarda, yani oradaki girişim deseni gözlemleyebiliyorsa dikey işte. Bu deneyde o desenin dikey olup olmadığını ne belirliyor? Çünkü yarık deneyinde zaten iki tane dik yarıktan geçiyordu işte. Ve onlardan dağılıyordu. Ama bu deneyde bir yarıktan geçmiyor. Sadece aynadan geçiyor. Dolayısıyla duvarda gördüğümüz girişim deseni neden hala dik? Yani dik çizgiler şeklinde. Neden mesela yatay çizgiler şeklinde oluşmuyor o desen? Galiba bunu sormaya çalıştık. Evet öyle. Açıkçası bu sorunun tam bir deney düzeninde göstermemiz lazım. Deney setup'ıyla göstermemiz lazım. Şu an tam ne demek istediğinizi anlamadım. Oradaki yol farkından dolayı çeşitli girişim saçaklarını elde ediyoruz ama yatay ve dikey herhalde bir setup üzerinde görüşmemiz gerekecek sizle. Şimdi bir de şu var, onu etkileyen. Bu demin deneyde de göstermiştim. Bir tane sabit aynamız var. Bir de ayar çubuğunun olduğu yol farkını sağlayan bir çubuk vardı. Orada deneyde de göstermiştim size onu. Sabit olan aynayı
hizalamak için iki farklı çubuğumuz var. O çubuklarla lazer ışınlarını tam birbirinin üstüne getiriyoruz. Deney zaten o zaman başlıyor. Eğer tam üstüne gelmezse o zaman sizin dediğiniz girişim saçakları sanki birazcık daha yön değiştirmiş gibi olabiliyor. Bu hizalamakla alakalı diye size anlatabilirim. Yani tam hizalandığında düzgün oluyor. Eğer tam hizalanmazsa girişim saçakları daha farklı yönlerde gözüküyor. Ama o hizalayamadığımız, bizim okulda uyguladığımız deney için onu baz alarak söylüyorum. Evet. Anladım hocam, teşekkürler. Başka? Evet, aşk. Bazı öğrencilerimiz, birinci sınıf öğrencilerimiz, onlarla o deneyi yapacağız. Orada daha detaylı konuşuruz. Ama şu an tabii setup yanımda olmadığından tam anlayamadım sorularını. Orada açıkça üzerinde duracağız. Var mı arkadaşlar? Hocam son deneyde, yani gridin olduğu deneyde 50 santimlik aralık verme sebebimiz de yine yol farkıyla ilgili mi? Daha net yakalayabilmek için oradaki tanjant teta, hani ekran üzerindeki teta açısı, ekran üzerinde yakaladığınız noktanın yatay eksenle mesafesi ve o 50 santimetrelik uzaklık aslında sizin oradaki kırılma açısını, tetayının tanjant değerini veriyor. Dolayısıyla belki netlik açısından o önemli. Evet hocam. Başka soru yoksa yayınımızı yitirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bildan hocam, Mehmet hocam, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunum oldu gerçekten. Birazcık faydalı fazla olduğuna inanıyorum ama yok. Gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Sorular da güzeldi ve katılımcı sayımız da hep böyle yüksek kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sınava girecek olan adaylarımıza da, arkadaşlarımıza da sınavda başarılar diliyorum. Sağlık. Evet. Sağlık. Biz de başarılar diliyoruz. Üniversitemize bekliyoruz. Fethi hocam, buradan da selamlar. Çok teşekkürler tekrar. Çok sağ olun. Fethi hocam. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sağlık hocam. Aynı sağ şekilde. Evet. Çok sağ olun. Görüşmek üzere koridorda. Evet. Görüşmek üzere. İyi çok günler. Çok teşekkürler hocalarım. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın hocam. Çocuklara da çok çok başarılar. Evet, başarılar evet, arkadaşlar. Başarılar. Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için hepinize. Hoşçakalın.